Alçaklık bayrağını Bay Kemal'in bir başka yardımcısı devraldı. Milletin inancından, değerlerinden, hassasiyetlerinden bir haber, bu ahlak yoksunu FETÖ ile haşa Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar sefil, ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm milletvekillerimiz, tüm teşkilatımız anlatacağız. Çünkü bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Bırakın dini eğitim almayı, az buçuk bu ülkenin havasını solumuş birisi Cenab-ı Allah'ın güzel ismini bu şekilde kullanmanın dinimizde küfür sayıldığını bilir. Merhum Mehmet Akif bir asır önce bu karakter fukaralarını bakınız nasıl tarif ediyor. Şarka bakmaz, garbı bilmez. Edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz, bütün sermayesi. Yine Akif diyor ya, dinime küfreden, dinime söven Müslüman olsa bari. Bunların böyle bir durumu yok. Bunlar ahlak yoksun. Bunların tek sermayeleri edepsizlikleri, çirkeflikleri, cahillikleri. İsterseniz şimdi bu konularla ilgili kısa bir video izleyerek hafıza tazeleyelim. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet, için evet. Bir çuldur o. Fakat tabii ki... Bir metrekarelik bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Okullarda başörtülü öğrencilerimiz var, kamuda çalışanlar var. Bu neden? Mesela ben şunu beklerdim. Keşke bu sorunu CHP çözseydi. Ben çözdüm. Ve İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Takmaz ya. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun mu güne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet var. E şimdi bakın, devletin kuralları var, söyledim ben size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin türbanlı milletvekili adayı olmayacak ve gündemde de böyle bir şey yok. Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Ayasofya'dan müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet'te müze olmalı. Haydi Çocuklar Camii etkinliği CHP'nin Manisa milletvekili Bekir Başevirgen'i rahatsız etti. Etkinlik adı altında ideoloji empoze edilmesi, çocukların düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal edilmesi demektir. Ben daha net bir şey söyleyeyim, lafı dolandırmaya gerek yok. Kamuda türban toplumu böler. Camide tesbih çekerken bile, bak samimiyetimle söylüyorum, haneleri çekerken bile euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yaptıkları bu. Ve bu CHP takıyor dinimize, evet maalesef sövüyor. Hala bunları CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği gör. Bak biz kapalı kapılar arkasından değil, sizlere delilleriyle bunları ispatlıyoruz. CHP dün de buydu, bugün de bu. Aynı kafayla giderse unutmayın, yarın da bu olacak. İttifakın diğer bileşenleri de farklı değil. CHP'nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK'nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor.